Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video ile birlikte C ile sıfırdan ileri programlama dersinin 5.3.7. ders videosunu çekmeye başladık. Bu ders videomuzda size of operatöründen bahsedeceğiz. Size of'u zaten bundan önceki videolarda kısmen gördük. Ne yaptığını az çok biliyoruz. Size of operatörü dediğimiz şey bir değişkenin veya işte bir tipin dizinin yapının birlikte tuttuğu yeri byte cinsinden bize döndüren bir operatör. Şimdi bismillah diyelim ve başlayalım. Bu size of'un birinci kullanım yöntemi, yani nasıl bir kullanım dersek, işte size of işte test diye bir değişkenimiz olduğunu varsayalım. Şurada int test diye bir değişken oluşturuyorum. Ve ikinci kullanım yöntemi de bunu parantez içerisinde bu şekilde yazabiliyoruz. Buradaki iki kullanım bunlar. Tabi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu birinci kullanımda biz çok kapsamlı bir şekilde kullanamıyoruz. Değişken hatlarında kullanabiliyoruz. Dizilerde, yapılarda kullanabiliyoruz bunu. Ama ikinci tip kullanımda, yani bu parantezi kullanımındaysa, ki bizi bundan önceki videolarda da bu şekilde gördük. İşte tip adını birlikte kaç yer, birlikte ne kadar byte tuttuğunu görebiliyoruz. Integer, float gibi değişken adı yazabiliyoruz yine buradaki ile birlikte. İşte yapı, dizi ve işaretçi yazabiliyoruz. Pointer'lar. İşte matematiksel bound'ı da bu şekilde yazabiliyoruz. Şimdi mesela bunun böyle olup olmadığını bir görelim. Şöyle bir silelim. Şuraya bir int yazıyorum. Ben buraya da bir parantez içerisinde int yazıyorum. Bunu çalıştırmaya kalktığım zaman bakın ilk seferde bana bir hata vermiş oldu. Peki bunu nasıl kullanabilirim? Şimdi mesela int değişken 1 isminde bir değişken oluşturayım. Bir tane dizi oluşturayım. Bu dizinin eleman sayısı 5 olsun. Tabi bu dizileri daha görmedik. İleriki süreçte göreceğiz. Burada bir D1'i kontrol edelim önce. Bakın D1'i kontrol ettiğimiz zaman problemsiz bir şekilde bunun çalıştığını görüyoruz. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Bir de değişken 2 diye bir şey oluşturalım burada. D2'ye de bunu atarak veya bir tane D3 oluşturalım. Pardon. Ekran gitti. Bazen böyle CRTL shift yerine alt shift yerine CRTL alta bastığımız zaman el kayınca böyle ufak tefek hatalar olabiliyor. Buraya da 3 yapalım. Buraya tekrar geldiğim zaman buraya da D3 diyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Printf diyelim. Bunun içerisinde D2 diyorum. Eşittir. Yüzde de aynı şekilde yine D3'ümü de bastırayım. Buraya da eşittir diyeyim. Buraya da bir yüzde de koyuyorum. D2 ve D3'ümü bu şekilde ekrana bastıracağım. Bakın her iki kullanımda da bunların 4 byte'lık bir yer tuttuğunu gördük. Dediğim gibi bunları dizilerde de kullanabiliyoruz. Buraya da mesela D diyelim. Bu D'yi şuraya koyuyorum bu sefer. Veya şunu tekrar virgül koyayım. Hatta koymama gerek yok zaten. D2 de D'nin yerini göreceğiz. Bunu çalıştırdığım zaman bakın buraya 5'lik bir yer açmıştım buraya. Buranın 5 kere 4, 20 byte bir yer tuttuğunu görüyorum. Yine diğerleri için de geçerli. Dediğim gibi size of parantezlerle birlikte kullanırsak daha kapsamlı bir kullanım var. Tip hatlarını da kullanabiliyoruz. İşte işaretçileri de kullanabiliyoruz. Ve matematiksel bir bağıntı da bunun içerisine yazabiliyoruz. Ama burada bu şekilde kullanımda çok kapsamlı bir kullanım yok. Sadece değişken hatlarını dizileri İşte yapıları yazabiliyoruz. Bu videomuz bu kadar olsun. Bundan sonraki videomuzda
5. bölümle ilgili son birkaç tane noktaya değineceğiz ve bu 5. bölümü bitirip örnek uygulamalar yapmaya başlayacağız. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.